Evet, değerli konuklar, tekrar hoş geldiniz diyorum. Müsrif Eşref Allah etkinliğinin ikinci kısmında demokrasi ve sağlık paneliyle devam edeceğiz. Ben değerli konuşmacıları dinlemek için sabırsızlandığınızı biliyorum. Süreyi de iyi kullanmak adına öncelikle onları kısaca, gerçi hepiniz tanıyorsunuz ama kısaca tanıtacağım. Sonra da konuşmalarını dinleyeceğiz. Soru ve katkılar için konuşmalar tamamlandıktan sonra kalan sürede salondan soru ve katkı alacağız. Panelimizdeki ilk konuşmacımız Profesör Doktor Arzu Akkoyunlu Bigli. İzninizle okuyacağım özgeçmişi. Sayın Bigley, lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde, doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Avrupa Birliği Jean Monnet Bursu ile London School of Economics'te araştırmalarını sürdürmüştür. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Arzu Akkoyunlu Bigley'in çalışma alanları uluslararası ekonomi, sağlığın ekonomi politikası, uygulamalı ekonomi ve eğitim ekonomisidir. Sayın Bigley'in Social Science and Medicine, World Politics, Public Choice, Social Indicators Research, Applied Economics gibi dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Arzu Akkoyunlu Bigley'in son çalışması The Dynamics of Growth in Emerging Economies, The Case of Turkey başlıklı derleme kitaptır. Sayın Bigley, konuşma başlığı siyasi yönetim biçimlerinin sağlık üzerindeki etkisidir. Sayın Bigley, konuşmanızı yapmak üzere sizi davet ediyorum. Buyurun lütfen. Davet ettiği için tüm etkinlik düzenleyicilerine teşekkür etmek istiyorum. Şunu da söyleyeyim, gerçekten başımı kaçırdım ama sonra kendimi konuşmaları dinleyince evimde gibi hissettim. Bir sosyal bilimcinin bir tıp fakültesi bölümünün önünde kendini evinde gibi hissetmesi bence çok önemli. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Halk sağlığı bence tıbbın en onurlu yüzlerinden birisi. Onun için gerçekten sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Çalışmalarımızın daha doğrusu sonucunu ve bu konuyu paylaşmaktan dolayı da çok mutluluk duymak istediğimi belirtirim. Hocam bunlar süreden değil, değil mi? Şimdi ben bugün başlıktan anlaşılacağı üzere siyasi yönetim biçimlerinin sağlık üzerindeki etkileri üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi amacım şu spesifik olarak, demokratik yönetim biçimlerinin sağlık üzerinde olumlu etkisi var mı? Otokratik yönetimlere kıyasla. Eğer varsa bu etkiler hangi mekanizmalarla gerçekleşiyor? Bunu hem ampirik hem teorik olarak tartışmak istiyorum. Yine son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim aslında. Yapılan teorik çalışmalar ve ampirik çalışmaların çoğunluğu aslında demokratik yönetim biçimlerinin otokrasilere göre nüfusun sağlığını iyileştirmek için çok daha dolanımlı olduğunu gösteriyor. Tüm çalışmalar bize bunu gösteriyor. Ben bugün bu konuyu biraz açmaya çalışacağım. Şimdi iki bölümden oluşan bir sonuç yapmayı planlıyorum. Bir tanesi teorik çerçeveden bahsedeceğim. Teori bize ne söylüyor? Geleneksel yazın dediğimiz klasik politik iktisat bize ne söylüyor? Öncelikle onunla başlayacağım. Daha sonra bu geleneksel yazına yapılan eleştiriler
ve eleştiriler sonucunda teori ne yönde genişledi ki son yıllarda ben çok önemli katkılar olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da nicel çalışmalara çok kısa değineceğim, vaktim el verdiği ölçüde. Aslında en sonunda da gerçekten vaktim kalırsa şunu çok yapmak istiyorum. Tamamen konuyla ilgili değil ama ben bir iktisatçı olarak niçin sağlıkla ilgilendim sorusunun cevabını biraz vermek istiyorum. Çünkü ben klasik sağlık iktisatçısı anlamında işte ilaç fiyatlamaları vesaire anlamında değil de sağlığın ekonomi politikası niye önemlidir? Bunun cevabını vaktim el verdiği ölçüde vermek istiyorum. Şimdi geleneksel yazın demokrasinin sağlık üzerindeki dolaylı etkileri üzerinde duruyor. Dolaylı etkiler sözcüğü çok literatürde kullanılan bir şey değil. Bunu biz bu arada şey söyleyeyim, benim burada sunacağım çalışmalar Bilkent Üniversitesi'nden Doktor Sami Kuygin ile ortak yaptığımız çalışmalar. Bizim aslında biraz dolaylı etki adını verdiğimiz çalışmalar. Şimdi demokrasilerin özelliği ne diye baktığımızda, demokrasiler bir kere demokratik hükümetlerde seçilmiş temsilcilerin oy potansiyellerini arttırmak için çok fazla kişiyi memnun etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda yine biliyoruz ki demokraside seçilmiş seçmenler, seçilmiş kişiler seçmenlerine karşı sorumlu tutulabilir etkisi, accountability dediğimiz şey. Yani düzenli ve rekabetçi seçimlerin olduğu ülkelerde hükümetlerin halka hesap verme zorunluluğu var. Dolayısıyla bu etki çok önemli. Tabii çıkar gruplarının çok aktif olarak çalıştığını görüyoruz. Hükümetler çıkar gruplarının baskısına maruzlar demokrasilerde ve aynı zamanda toplumsal olarak da bir eleştiri mekanizmasının olduğunu görüyoruz. Şimdi tüm bu olgular bir araya geldiğinde iktisat teorisi, politik İktisat teorisi iki teori yardımıyla, çok ayrıntılarına teknik girmeyeceğim. Bir tanesi Meltzer-Richard modeli dediğimiz model, diğeri ise seçmen teorisi dediğimiz model yardımıyla özetle bize şunu söylüyor. Tüm bu mekanizmalar nedeniyle daha çok demokrasilerde sorumlu tutulabilirlik etkisi nedeniyle hükümetler demokrasilerde daha fazla refah transferleri yapma ve daha fazla kamu malı sağlama eğiliminde. İki teorinin de sonucu şu, teorilerden bir tanesi Meltzer-Richard modeli bu sonuca demokrasilerde aslında bir medyan seçmenin gelirinin, ortalama gelirin altında kaldığı durumda medyan seçmenin gelir artışı, ki bu gelir artışı da kamu harcamalarının yeniden dağılımı yoluyla bir gelir artışı talep edeceğini söylüyor. Seçmen teorisi de birazdan daha ayrıntılarıyla değineceğim. Özel mallardan kamu mallarına doğru bir geçiş olduğunu söylüyor diyor demokrasi süreçler içerisinde. Yani kıssadan hisse iki teoriyle bizi şu sonuca götürüyor. Demokrasilerde daha geniş bir kesim, refah arttırıcı kaynaklara ulaşabiliyor. Şimdi biz bu etkiye niye dolaylı etki ismini verdik? Belki biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Bu etki demokrasinin doğrudan etkisi değil. Demokrasinin başka değişkenler yoluyla sağlık üzerindeki etkilerini gösteriyor. Nedir bu değişkenler? Kamu sağlık harcamaları. Nedir bu değişkenler? Eğitim. Eğitimle aslında sağlık arasında da ilişki olduğunu gösteren çok sayıda nicel çalışma var. Dolayısıyla aslında bu bir bölüşüm etkisi. Bölüşüm etkisi sözcüğünü de kullandık ama daha sonra dolaylı etki daha açıklayıcı oluyor diye. Yani dolayısıyla gelirim ve kamu harcamalarının yeniden bölüşümünden, dağılımından kaynaklanan etkilerden bahsediyor geleneksel yazı. Şimdi burada biraz seçmen teorisi üzerinde durmak istiyorum. Şimdi seçmen teorisi bize şunu söylüyor. Otokratik liderler tabii ki daha dar bir tabanın desteğine ihtiyaç duyuyor. İşte bu ne olabiliyor? Ordu olabiliyor, toprak sahipleri olabiliyor, belli bir sınıf olabiliyor. Dolayısıyla bu tabanı memnun etmek durumundalar. Bunun için maliyeti çok yüksek kamu malları yerine özel mallar sağlamayı, tam özel mal değil de hedeflenmiş özel yararlar diyelim, sağlamayı tercih ediyorlar. Şimdi bunlar nedir? Bir kuruluşa, bir bölgeye ya da işte bir sektöre verdiğiniz doğrudan gelir destekleri olabilir. Monopol tekelleşme hakları olabilir. Kamu ihaleleri olabilir. Dolayısıyla böyle bir ayrım var. Halbuki demokrasilere geçildiğinde daha geniş bir kitlenin memnun etmek gerektiği için kamu mallarına doğru bir kamu mallarına
onu hemen paylaşmak istiyorum. Tabii otokrasiler de sadece saf otokrasi değil, seçilmiş otokrasiler de var. Ya da işte seçimlerin halen yürürlükte olduğu otokrasiler de var. Bu otokrasilerde mesela kamu malları sağlamak yerine, niye? Maliyeti çok yüksek çünkü. Niye? Kamu malları sağlamayı çok da istemiyoruz. Eğitimli bir kesim ileride sizin tamamen ne olabilir? Bilinçlenip rakibiniz olabilir. Kamu malları sağlamak yerine daha çok böyle özellikle yoksul bölgelerde hediyeler verdiğini vesaire görüyoruz. Ve istatistikler şunu gösteriyor, diyelim alt ve orta gelir grubu ülkelerde hükümetlerin %55'i yaklaşık bu yöntemi kullanıyor. Yani bir nevi küçük rüşvetlerle oy satın almaya çalışılıyor. Şimdi tabii otokratik yönetimlerden demokratik yönetime geçtiğinde özel mallardan kamu mallarına doğru bir eğilim görülüyor. Şimdi şöyle bir grafik hazırlamaya çalıştık ne dediğimizin tam anlaşılması açısından. Biraz karışık aslında alttaki şekilde ekseni engelliyorum. Hani önemli değil kalın. Harika. Şimdi biz bunu 39 ülke için yaptık. Bu 39 ülkeyi 1950-2010 yılları arasında otokrasiden demokrasiye geçen ülkeler bunlar. Şimdi şuradaki mavi ile görülen yıl, demokratik sürece geçişe göre yıllar dediğimizde sıfır, ülkelerin demokratik sürece geçtiği yıllar. Eksi 10 ve artı 10 görüyorsunuz karşıda. Artı 10, demokrasiye geçtikten sonraki 10. yıl. Eksi 10, demokrasiye geçmeden önceki 10. yıl. Ve daha sonra yine burada da bahsetmiş olayım, Varieties of Democracy, V'den denilen 2016 yılından bu yana yayınlanan, ben buradaki bütün hocalarıma bu istatistikleri bakmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü inanılmaz iyi bir veri seti kamu sağlığıyla da ilgili olarak. Biz bunu V'den'den yararlanarak oluşturduk. Şimdi burada aslında uzmanlara soruluyor. Tabii ki böyle bir şeyin istatistiğini bulmak çok zor. Ama gerçekten uzmanlara soruluyor. Sonra Bayesian yöntemlerle o istatistikler düzeltiliyor, hatalar atılıyor vesaire. Ve şöyle bir sonuç çıkarıyor. 0 ile 5 arasında her ülke için ne kadar kamu malına önem veriliyor, ne kadar özel mala önem veriliyor. Bunun istatistiği. Şimdi bu 39 ülke için baktığımızda aslında demokrasiye geçme sürecinde, bakınız da eksi 3'lerden 4'lerden başlamış, demokrasiye geçme sürecinden sonra kamu mallarına verilen önemin ne kadar arttığını görüyoruz. Biz bunu tabii 1'e eşit olacak şekilde yeniden ölçeklendirdik daha kolay anlaşılması için. Yani aslında teorinin söylediği şeyi burada grafikle önsel olarak görebiliyoruz. Ama tabii burada hemen şöyle bir soru sorabiliriz. Bu grafik aslında korelasyon gösteriyor. Tamam, çok güzel, evet. Demokratik süreci geçişle, demokrasiyle kamu malı temini arasında bir pozitif ilişki var. Ama bu nedensellik ilişkisi olmak durumunda değil. Çünkü bu ilişkiyi belirleyen bir sürü farklı faktörler var. Şimdi bunun içinde çok fazla sayıda empirik çalışma yapılmış. Bu çalışmalar bize şunu gösteriyor. Demokrasi ve sağlık, eğitim gibi sosyal hizmetler sağlama konusunda otokratik hükümetlere göre demokrasiler daha başarılı. Yani şöyle, eğer bizim ekonomide çok kullandığımız regresyon denklemleri var nedensellik ilişkisini göstermesi açısından. Ne diyelim? Diyelim ki sağlık harcamaları, kamu sağlık harcamalarının açıklayıcı değişkenleri belirleyenleri alınıyor. Bunların içerisine demokrasi de konuluyor. Eğer demokrasi istatistiki olarak anlamlıysa demokrasi ile sağlık harcamaları arasında pozitif ilişki vardır diyor. Gerçekten çok zengin bir literatür bize bunu gösteriyor. Evet, demokrasiler kamusal harcamaların, daha doğrusu sosyal hizmet harcamalarının artmasına neden oluyor. Şimdi biraz standart politik iktisatına yöneltilen eleştirilere değinmek istiyorum. Daha doğrusu hani teorinin nerede eksik bıraktıysa literatürün son yıllarda bu eksikleri kapatma adına ilerlediğini görüyoruz. Birincisi şu, bu çok önemli, biz bunu çalışmamızda dile getirdik. Demokrasinin sağlık üzerindeki etkisi sadece kamu harcamaları yoluyla gerçekleşen etkisi. Yani materyal etkisi üzerinde duruyor demokrasinin. Dolaylı etkileri üzerinde duruyor. Şu soruyu sorduk. Acaba demokrasinin dolaylı değil de doğrudan da etkileri de olabilir mi? Kamu harcamalarından bağımsız etkileri de olabilir mi? Bu soruyu hem teorik cevaplandırmaya çalıştık,
nedensellik ilişkilerini kullanarak hem de empirik olarak öne sürdüğümüz hipotezi ispat etmeye çalıştık. Şimdi ikincisi şu, demokrasi değişkeni çalışmalarda, şu ana kadar bahsettiğim çalışmalarda kullanılan demokrasi değişkeni tamamen Politi2 diye muhtemelen siz de mutlaka duymuşsunuzdur. Bu Politi2 indeksine dayanıyor. Politi2 da demokrasinin siyasi etkisini, yani düzenli rekabetçi seçimler var mı? Baştaki yöneticiler anayasal sınırlamalara tabi mi? Bunu ölçen bir indeks. Dolayısıyla o ana kadar yapılmış çalışmalarda sivil özgürlüklerin sağlık üzerinde etkisinden hiç bahsedilmemiş. Örneğin basın özgürlüğünün acaba sağlık üzerinde bağımsız ya da demokrasiyle etkileşime girerek bir etkisi var mı sorusunu sorduk. Şimdi üçüncüsü Michael Ross'un 2006'da yaptığı çok önemli bir çalışma var. Şimdi Michael Ross bebek ölümleriyle demokrasi arasındaki ilişkiye bakıyor. İlişki istatistiki olarak anlamsız çıkıyor. Şimdi biz iktisatçılar, siyaset bilimciler şunu yapmaya çok çalışıyoruz. Tabii bu eleştiri gayet anlamlı, o manada söylemiyorum ama eğer biz anlamlı bir katsayı bulamıyorsak bunun nedeni ne olabilir diye düşünmeye başlıyoruz. Michael Ross da bunu şöyle açıklıyor. Şimdi 5 yaş altı çocuk ölüm oranları aslında sadece bir sağlık göstergesi değil tek başına. En yoksul kesimi etkilediği için bir yoksulluk ve yoksunluk göstergesi. Dolayısıyla Michael Ross, demin bahsettiğim geleneksel politik iktisat teorilerini şu açıdan eleştiriyor. Diyor ki bu politik iktisat teorileri medyan seçmen üzerine uygulanıyor ve gelir dağılımının sağa doğru çarpık olduğu durumda medyan seçmen mutlaka orta gelir grubundan çıkıyor. Dolayısıyla siz oy kazanmak istiyorsanız kime kamu sağlık harcamalarını arttırın? Orta kesime en yoksulu düşünmesi için ya da en yoksulun sağlığını arttırması için gerekli mekanizmaları teorik olarak bize vermiyor. Dolayısıyla Michael Ross'un eleştirisi aslında çok da anlamlı. Çünkü sağlığı harcamalarını arttırıp belirli bir kesimin refaha ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ama en yoksul kesimin sağlığını arttırmak yoksullukla mücadele anlamında da başlı başına ayrıca bir sorun. Biraz yavaş gidiyorum herhalde, hızlanayım. Şimdi demokrasinin sağlık üzerindeki doğrudan etkileri konusunda biz 4 temel mekanizma önerdik. Ve daha sonra bunlar empirik olarak, tabii tek tek hepsini değil de tamamı birden anlamlı mı diye bir empirik çalışma yaptık. Şimdi bunlar bireysel otonominin korunması, toplumsal sermaye yaratılması, toplu eylem ve basın özgürlüğü. Bireysel otonominin korunması herhalde değil. Mutlaka siz hocalarımızın çok yakından bildiği bir şey. Şimdi başkalarının otoritesine sahip, batırdaların otoritesine keşke sahip olabilsek, tabi olmanın, mesela iş yeri hiyerarşisinde daha alt kademelerde olmanın sağlık üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gösteren çalışmalar var. İngiltere'de yapılmış mesela bir Whitehall çalışması var. Bu çalışma aslında kapıcı, kurye gibi çok alt kesimdekilerin ölüm oranlarının üst kesimdeki yöneticilere oranda çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla demokratik katılım ve de bireysel hakların korunması. Şimdi bireysel hakların korunması çok önemli. Çünkü demokrasilerde hem siyasi özgürlüğümüz var hem sivil özgürlüklerimiz var. Dolayısıyla demokrasilerde bizim şunu yapma imkanımız var. Aslında tahakkümden uzak, başkalarının otoritesinden uzak, sosyal politikaların ve kanunların uygulanmasını talep etme hakkımız var. Dolayısıyla bu aslında demokrasinin böyle tahakkümden uzak özgürlük anlayışıyla çok uyuşan bir şey, bireysel otonominin korunması. Yine son yıllarda ben ayrıca onunla da bir dönem ilgilenmiştim. Mesela mobbing üzerine yapılan çalışmalara bakıyoruz. Aslında mobbing de tamamen tahakküm. Ve mobbing üzerine yapılan çalışmaların sağlık üzerine etkilerini inceleyen çok geniş bir literatür var. Bu da aslında bireysel otonomimizi korumayı başkalarının tahakkümü altında durduğumuzda bunun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini gösteriyor. Şimdi ikincisi toplumsal sermaye yaratılması. Yine topluma katılımın sağlık üzerinde olumlu etkileri var. Bir dizi araştırma mevcut. Nasıl olumlu etkileri var? Bir kere topluma katılma, iyi feedbackler aldığımızda self-esteem, kendimize güvenimizin gelmesi, sağlıkla ilgili bilginin yayılması, dayanışma ağları
vesaire nedeniyle sağlık üzerinde olumlu etkide bulunabiliyor. Peki demokrasi niçin topluma sağ sermaye yaratılmasına neden oluyor? Çünkü demokrasi aslında bir toplumsal ilişkiler bağının ya da ağının diyelim daha doğru genişlemesi neden oluyor. Partilere, çıkar gruplara, üyelik vesaire yoluyla topluma katılımı daha da fazla artırarak toplumsal sermaye yaratılmasını sağlayabilir ya da. Şimdi toplu eylem çok önemli. Toplu eylem yine baktığımızda tabii ki demokrasilerde işçilerin daha adil ücret, daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları talep etme hakları daha yüksek otokrasilerle karşılaştırıldığında. Yine ampirik çalışmalara bakıyoruz. İmalat sanayinde bu yine Türkiye'li iktisatçı Dani Rodrik'in yaptığı bir çalışma. İmalat sanayinde demokrasilerde işçilerin aldığı sistematik olarak ücretler otokrasilere göre daha yüksek. İmalat sanayi üretiminden aldıkları pay da daha yüksek. Şimdi dolayısıyla gelir alt bu doğrudan toplu eylemin, demokrasilerdeki toplu eylemin aslında gelir yoluyla sağlık üzerinde olumlu etkide bulunabileceğini söylüyor. Bunun kadar önemli bence bir başka etki daha var. Bu da aslında yurttaşların örgütlenme özgürlüğü. Sağlığa zararlı mallar konusunda protestolar düzenleyebilmeleri, çevre konusunda eylem yapılabilmeleri yine sağlık üzerinde doğrudan etkileri var. Şimdi basın özgürlüğü bizim için çok önemli bir mekanizma. İki yolla incelediğimiz basın özgürlüğünü. Birincisi basın özgürlüğü yatay olarak sağlık bilgisinin yayılmasına neden olur diye tartıştık. Çünkü çok ilginç çalışmalar var. Örneğin Brezilya'da işte bu soap opera dizilerinin gösterilmeye başlanmasından sonra orada biraz daha feminist karakterler var. Ortalama işte tek çocuğu olan vesaire ortalamanın altında. O bölgelerde fertility oranlarının düştüğünü gösteren çalışmalar var. Yani basın aslında bu kadar önemli bir şey. Dolayısıyla yatay bilgiyle de şunu kastediyoruz. Yurttaşların birbiri arasındaki bilgisi, yani bu ev hijyeninden tutun çok basit bilgilerle, aynı zamanda NGO dediğimiz hükümet dışı kuruluşlarla yurttaşlar arasındaki sağlık bilgisinin de yayılmasına neden oluyor. Şimdi bu demokrasinin bizim önerdiğimiz doğrudan etkilerinin sonuncusuydu. Biz basın özgürlüğünü biraz daha işin içine kattık. Şöyle, basın özgürlüğünün ikinci bir önemi daha var ki bu çok çok önemli, en az birincisi kadar önemli. Bu da basın özgürlüğü dikey bilgi yayılmasına da neden oluyor. Sağlıkla ilgili konuşalım, her türlü tabii ama burada sağlıkla ilgili. Niye basın özgürlüğü dikey bilginin yayılmasına neden oluyor? Dikey bilgiyle kastımız şu, hükümetler ve yurttaşlar arasında. Şimdi benim çok esinlendiğim bu çalışmalara başlarken de ünlü iktisatçı filozof aslında Amartya Sen şunu söylüyor. Demokratik ülkelerde, demokrasi olan ülkeler hiçbir zaman kıtlık problemiyle karşılaşılmamış. Şimdi bu çok önemli bir olgu. Şunu gösteriyor, demokrasilerde basın özgürlüğü de olduğu için müdahale gerektiren şoklarda ne olabilir bir yerde, bir bölgede salgın hastalık başlaması. Hükümete çok daha iyi bir ilgi akışı sağlayacak. İkincisi, hükümetin sağlık politikalarının nasıl yürütüldüğü konusunda yine hükümete çok daha şeffaf bir bilgi sağlayacak. Bu da aslında hükümetlerin sağlığı iyileştirme, sağlığı arttırıcı politikalar uygulayabilme kabiliyetini arttıracak. Aynı şey yurttaşlar için de geçerli. Yurttaşlar sağlık politikalarının sonuçları hakkında doğru bilgi alabilir. Dolayısıyla doğru bilgi aldıklarında demokrasilerde düzenli seçimler aracılığıyla olduğu için sorumlu tutulabilirlik ya da hesap verebilirlik ilkesi gereği sağlık politikalarının sonucunu hükümetlerden hesap sorabilecekler. Dolayısıyla basın özgürlüğü burada görüldüğü gibi dikey bilgi yayılmasıyla aynı zamanda kamunun sağlık politikalarının etkinliğinin artmasına da neden oluyor. Şimdi çok kısaca, burayı çok hızlı geçeceğim. Önemsiz olduğu için değil, biraz ampirik çalışmalara da değinmek istiyorum. Sanıyorum sürem çok azaldı. Daha sonra belki soru gelirse açarım. Şimdi Michael Ross'un deminki eleştirisini hatırlayalım lütfen. Ne demiştik? Evet, demokrasi en yoksul kesimin sağlığını arttırır mı? Hayır, politik iktisat teorisi bunun bir garantisini vermiyor.
Biz yine çalışmamızda, evet yaratabilir cevabı verdik bir başka çalışmamızda. Bunun için bir basın özgürlüğünü kullandık, demin anlattığım basın özgürlüğünün dikey yayılma etkisini. Şunu söyledik, evet basın özgürlüğü demokrasilerde, tabii ki demokrasilerde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, özellikle de basın özgürlüğü çok daha fazla garanti altına alınmış durumda. Dolayısıyla dikey bilgi yayılmasını ne yapar? Geliştirir, arttırır, politikaların etkinliğini arttırır. Ama aynı zamanda biz yoksul kesimin sağlığının iyileştirmesi için iktisadi nedenler aradık. Niye hükümetler yoksul kesimin sağlığını iyileştirmek ister? Burayı çok hızlı geçiyorum müsaadenizle. Ölçek ekonomileri, pozitif dış sağlıklar ve verimliliğin arttırması dedik. Şimdi çok kısa diğer çalışmaların sonuçlarına değinmek istiyorum. 5 dakika kaldı, hemen bitiriyorum. Yeni yapsa koca pazarlığa tabiri Nijel çalışmaların sonuçlarına geldiğimizde, şimdi bunları da grup grup inceleyeceğim. Birincisi, demokrasinin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen Nijel çalışmalar genellikle bebek çocuk ölümleri ve doğumda yaşam beklentisi üzerine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla özellikle bebek çocuk ölümleri vesaire açısından düşündüğümüzde aslında bulaşıcı hastalıkların, dolaylı yoldan bulaşıcı hastalıklar ve demokrasinin bulaşıcı hastalıklar üzerindeki etkileri. Tek bir çalışmaların sonuçlarını vermeyeceğim. Çünkü yıllar farklı, ülke setleri farklı, kullanılan yöntemler farklı. Dolayısıyla böyle derli toplu bir sonuç genel eğilim sadece belki baktım oluşturabiliriz diye yaşam beklentisinde. Yaşam beklentisinde ortalama olarak 2 yıllık bir artışa tekabül ediyor bu çalışmalar. Bir de bu çalışmaların önemi şu, bunlar demokrasinin etkilerini ayrıştırmıyor doğrudan ve dolaylı etkiler olarak. Denkleme buyurun demokrasi, etkisi budur şeklinde regresyon denkleminde tahmin ediliyor. Şimdi biz demokrasinin doğrudan ve dolaylı etkilerini ayrıştırmaya çalıştık. Şöyle, doğrudan etkilerini, özür diliyorum, dolaylı etkilerini için proxy dediğimiz temsil edici değişkenler kullandık. Nedir bunlar? İşte kamu harcamaları, eğitim harcamaları, yoksulluğa dair göstergeler. Dolayısıyla kamu harcamaları yani bölüşüm etkisi kontrol edildiğinde bile demokrasinin bir etkisi olduğunu gördük. Bu ise bize demokrasinin demin 4 mekanizmayla anlattığım doğrudan etkilerinin varlığına bir kanıt olarak, empirik bir kanıt yapmış olduk. Aslında çok da zahmetli bir çalışmaydı şu anlamda, siz hocalarım daha iyi bilirsiniz ama verilerde büyük boşluklar var. Yani dengeli bir panel verisi elde etmemiz imkansız. Biz bunun için işte çoklu değer atama yöntemi dediğimiz bir yöntem kullanıp verileri tahmin ettik. 5 ayrı veri setiyle 8000 veri için çalışmalar yapıp bunların ortalamasını aldık. Bir de tabii 2019 yılında yapılmış, Lancet'te yayınlanmış çok önemli bir çalışma var bence. Yani benim şimdiye kadar bu alanda okuduğum en sofistike kullandığı ekonometrik yöntemler açısından da çalışma. Bu çalışma bizden çok daha iyisini yapmış. Demokrasinin doğrudan ve dolaylı etkilerini ayrıştırmış. Doğrudan ve dolaylı etkilerini ayrıştırmış. Hem de ikinci olarak şunu yapmış, bunu bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerinde tek tek bütün hastalıklar için yapmış. Şunu da söyleyeyim, basın özgürlüğüyle ilgili yaptığımız çalışmalarda da biz yine empirik olarak 2 çalışmayla basın özgürlüğünün hem yatay etkisi olduğunu hem de dikey etkisi olduğunu yani kamu politikalarının etkinliğini arttırdığını gösterdik panel veri çalışmasıyla çok uzun bir zaman dönemi için. En son olarak yine çok kısa şeyden bahsedeyim. Bu Lancet çalışmasından. Bu çalışma şu açıdan çok ilginç, çok da manidar aslında. Demokrasi düzeyindeki artışın en olumlu etkisi kardiyovasküler hastalıklar üzerinde. En fazla bunu arttırıyor. Doğrudan etkiler neredeyse dolaylı etkilere eşit. Bu da çok önemli bir sonuç. Şimdi 14 milyon kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla tabii global sağlık politikaları konusunda şöyle bir tartışmayı da başlatıyorum. Bence bu çalışma nasıl önemli o empirik yönünden ziyade. Küresel sağlık için yapılan yardımların hem bir kere bulaşıcı olmayan hastalıklara biraz payının arttırılması gerekiyor. Sanırım payı %2'ymiş okuduğum
yaşayan gördüğüm kadarıyla. Hem de belki ondan daha önemlisi, bu yardımlar yapılırken işte şunu söylüyor, işte Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, işte otokratik Ruanda liderini bebek ölümleri azaldığı için ayakta alkışlamış. Bir toplantıda, bir gazete haberinden okuduğuma göre. Şimdi demokrasiyle sağlığın, evet niye ayakta alkışlamış? Evet çok iyi bir başarı elde edilmiş. Fakat demokrasiyle sağlığın el ele gitmesi gerekiyor biraz. Yani bu da şöyle bir tartışmayı başlatır diye umut ediyoruz. Küresel sağlık için yardımlar belki biraz demokratik süreci destekleyici, en azından bu süreçteki ülkelere öncelik verilerek yapılmalı gibi bir tartışmayı başlatabilir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet, sorumluluk Sayın Arzu Akman'ın bir güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci konuşmamıza geçmeden önce kendisini tanıtacağım. Tanıdığımız hocamız, ses geliyor bu arada, şimdi devam edelim. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Pınar Okyay, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastalığı Anabilim Dalı'nda görevli. Bornova Anadolu Lisesi 1983 ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989 mezunu. Sonrasında 1993, Kuzey Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Halk Sağlığı Doktoru unvanı almıştır. 2000 yılından beri Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Halk Sağlığı'nda epidemiyoloji, sağlık araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği, biyoistatistik ve kadın sağlığı ağırlıklı çalışmaktadır. Bu konularda lisans öncesi ve lisans sonrası düzeyinde dersler vermektedir. Adüsen ve Asüler Belediyesi'nde gönüllü öğretim üyelerinin desteğiyle 2013 yılından beri sürmekte olan ve 17.si yapılmış olan sağlıklı araştırma kurslarının koordinatörüdür. Yerli ve yabancı birçok dergiye hekimlik yapmakta. Bir Sensafiş Dilex Expanded kapsamında Uluslararası Dergi'nin editör kurulundadır. Aşı Dilex'i 18 yıl üstünde işine olarak 10 yıl olarak gelmişti ama 18. 2016-18 döneminde Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı. 2018 Kasım ayından bu tarafta da Asüder'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmakta. Ayrıca bu sene düzenlenecek olan 2019-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Başkanlığı'nı yürütmektedir. Kendisinin konuşma konusu demokrasi ve sağlık ilişkisidir. Sayın Öker, buyurun lütfen. Teşekkür ederim hocam. Sayın Başkan, değerli panelistler, sayın konuklar. Tekrar teşekkür ederim. Doktor ile olmaktan çok mutluyum. Hizmet ödülünü alan, yüksek bir şey ödülünü alan hocalarımıza tekrar kutluyorum. Şimdi demokrasi ve sağlık ilişkisini hocam öyle bir noktaya getirdi ki inanılmaz bir şey. Ne kadar çok örtüştüğünü birazdan sanıyorum göreceksiniz. Aslında bizim nasıl birlikte çalışmamız gerektiğini de aslında gösteriyor bu. Çıkar çatışması beyanımla başlamak istiyorum. Şimdi aslında sağlık belirleyicilerinden biri olan ekonomik durumu gerçekten çok daha çalışılmış bir konu. Ama tek başına yeterli mi diye baktığımızda bütün konularda aslında değişkenliği belirlemek gerçekten zor. Ama bazı gözlemlediğimiz yerler var verileriyle. İşte mesela Afganistan, Kerala'ya baktığımızda Hindistan'daki Kerala bölgesinde aslında aynı ekonomik durumda olan ama çok fazla farklı sağlık çıktıları olan iki tane toplum olarak onları açıkçası görebiliyoruz. Bu farklılığı neler yaratıyor işte açıkçası açıklamak bizim en önemli görevimiz. Burada biraz demokratik ve otoriter rejimlerin sağlık etkisi ya da işte sağlıklı toplum isteme noktasını aslında hocam da değindi. Ben de biraz oradan gideceğim ama yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Evet enteresan yani provokatif bir şekilde aslında otoriter rejimlerde bazı sağlık çıktılarında iyi olduğunu literatürle de size göstermek istiyorum. Çünkü tartışmamız gerekiyor. Ama sonuçta hocamın da ilk başta söylediği gibi geldiğimiz
nokta bu. Aslında otoriter rejimler politik rekabet istemiyorlar, insanların gelişmesini bu nedenle istemiyorlar. Sağlık durumu da bunlardan bir tanesi. Şimdi kıtlık aslında çok incelenmiş ekonomide ve demokrasi anlamında çok incelenmiş. Ben 1958-1961 büyük kıtlığına Çin'e götürmek istiyorum sizi. Aslında çok büyük, çok dramatik bir acı. Literatürde bununla ilgili yayınlanmış çok önemli çalışmalar var. Ve hocamın da atıfta bulunduğu iktisatçı filozof Sen'in özellikle gerçekten bu konuda çok açıklayıcı çalışmaları var. Aslında bir kıtlık meydana geldiğinde işte o yatay ve dikey haberleşme kanallarının çok ciddi problemli olmasının en büyük nedeni olduğu belirtiliyor. Çin'de ölüm sayılarını o kadar farklı belirtiyorlar ki, yani işte gördüğümüz rakamlar insan inanmıyor. Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biri. Ama nedeni de Çin hükümeti bir dizi doğal afet derken aslında araştırmacılar bunun bir demokratik seçim, bir politik karar olduğunu biliyorlar. Aslında demokrasinin işlememesiyle ilgili bunu olduğunu biliyorlar. Öyle bir otokratik yapı var ki literatür aynı şunu diyor. Yani bu verileri toplayanlar aslında yukarıdaki, en yukarıdaki işte Mao ve çevresindeki insanlara yer almak için bunları değiştirdiler. Sanki açlık yokmuş. Sanki bolluk çokmuş gibi yaptılar. Çok enteresan rakamlar var. Çok boğmak istemiyorum ama mesela bir tanesinden bahsetmek istiyorum size. Yani örneğin ürün yok. O kadar yok ki. Kırsalda ürün daha da yok. Yani rakamlar şöyle söyleniyor. Örneğin de diyor ki mesela 1956-57 yılında olan 308 kilogram kişi başına ürün 59'da %17, 60'da %30 düşüyor. Ve bu kırsalda çok daha dramatik. Yani kırsalda bunun yarısı kadar alabiliyorlar. Çünkü oradaki yönetim kentsel bölgedeki insanlar için kırsaldaki tahılı da çekiyorlar. Bu bir politik karar. Peki bu politik karar sonucu meydana gelen açlık gözlenmiyor mu? Açlık dikkate alınmıyor, alınsa bile bildirilmiyor. Karşılarında bir muhalefet aslında gerçekten bu böyle olmaz diyebilecek bir grup olmadığı için de bu sistem ne yazık ki uzun zaman sürüyor. Böyle bir durum, milyonları öldüren bu durum 3 yıl boyunca gözle gizlenebiliyor. O dönemki kapalı toplumuyla birlikte gerçekten görünür, kılınmıyor ve literatüre en büyük felaketlerden biri olarak geçiyor. Yine Çin'le devam edeceğim. Çok yakın bir zamanda aslında halk sağlıkçılar olarak biz buna biraz şahit de olduk. 2003 yılında Guangdong eyaletinde SARS felaketi başlıyor. Ama sansürleniyor. Hastalığın yayılışının konuşulması istenmiyor. Özgürlük, demokrasi bu anlamda gerçekten çok önemli. Vatandaşlar önlem alamıyorlar. Bundan yıllar sonra, 10 yıl sonra yapılan bloglarda da izleyebilirsiniz. Vatandaş toplantıları var. Örneğin bir hastaneye, aslında karantina altına alınması gereken bir hastaneye başvurulması sağlanmış. Bir kişinin hastalanmış. Daha sonra denmiş ki, ama siz burada yalnız başınıza kalamazsınız, eşiniz de başınızda kalmalı. Bu arada SARS o hastanede fiilen olan bir durumda. Bunlar paylaşılmıyor. Ve yıllar sonra hem eşi hem de kendisi bu hastalığın sekerleriyle yaşıyor. Ama yine de yaşayabilen grupta. Çünkü büyük bir maruziyet ve büyük bir aslında fatalite ölümlülükle seyreden bir durum. Çok uzun yıllar sonra, gerçekten rakamlar 10 yıl sonra bu insanların konuşabildiğini söylüyorlar. Çünkü konuşursanız tehdit ediyorlar, hapse girersiniz, vatandaşlıkla ilgili çok haklarınız ellerinizden alınır diye. Şimdi böyle bir şey ama bir başka bakış açısı da var literatürde, bunu da paylaşmak zorundayım. Örneğin bu otokratik yapı, yani otoriter rejim, belki de hiçbir demokratik rejimi yapamadığı hızla afyon tekerlerinin, evlerin kapatılmasına, gelen evlerin kapatılmasına, rektörlerle ilgili özellikle müdahalelerin çok hızlı yapılabilmesine, çünkü insanların bir yerden alınıp sonra bir yerden hızla yer değiştirilmesine sebep oluyor. Kendi doktorlar işte çok düşük eğitim düzeyinde ya da olmayan çıplak doktorlar yetişiyorlar ve inanılmaz bir cinsel yolla bulaşan hastalıklarda düşüş oluyor. Biraz önce hocamın dediği gibi bebek ölümlülüğünde hızla düşüyor. Bebek ölümlülüğü aslında gerçekten giderek daha sorguladığımız bir şey. Çok önemli, çok değerli ama dışsal müdahalelerle, özellikle dış yardımlarla, ekonomik yardımlarla demokratik olmayan toplumlarda da düşebiliyorlar.
Ve aslında 2003 yılındaki SARS da bir başka şeydi. Mesela bir başka bakış açısıyla, evet, kabul ettikten sonra Çin bütün dev ülkelerin yapamadığı zorunlu mesela işbirliğinizde geldiği kapatmayı, zorunlu derece ölçümcü tesis ölçümleri gibi şeyleri yapabiliyor. Bir başka bakış açısıyla belki Küba bunun dışındadır. Burada çok katkıda bulunacak hocalarım olduğunu biliyorum. Özellikle en düşük maliyetle en iyi sağlık bakımını veren model günümüzde de hala. Hatta dün çok biyoteknolojiyle ilgili bir toplantıda bile Küba'ya atıfta bulunuldu. Bu çok değerli bir şey. İyi, hakkaniyetli, hakça uygulamaların olduğu bir yer. Ama biraz önce söylendiği gibi işte Etiyopya'da, Myanmar'da, Ruanda'da bu düşüşlerin tamamen dış yardımlara bağlı olduğu söyleniyor. Ve özellikle gerçekten son literatüründe, Wigley hocamızın senior atörü olduğu literatürde özellikle bu yardımlarla ilgili hocamızın belirttiği konu çok önemli. Aslında çok partili bir demokrasi, özgür bir basına, vatandaşların görüşlerini özgürce dile getirebilmesine, kişisel ve politik hakların güvence altına alınabilmesine ihtiyacımız var. Ancak bu durumda biz şunu biliyoruz. Sağlık ancak böyle bir yaklaşımla çok değerli bir çıktı haline gelebiliyor. Bunu bu hale getirmek zorundayız. Hocam da atıfta bulundu. Sanıyorum bu konuda konuşan herkesin saygıyla anması gereken bir insan. Bir iki literatürünü okuma şansı buldum. İnanılmaz. Hepsini okumayacağım ama şunu söylüyor. Kalkınma, her alanda kalkınma, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir yönetim ile sağlanabilir diyor. Sanki çok önemli bir yaklaşım ve onun aslında öğrencileri, son çalışmaları yapan ekoller de aslında bu felsefeden yola çıkarak çalışmalarını yapıyorlar. Şu anda baktığımızda bizim literatür arayışımız biliyorsunuz daha çok PubMed ağırlıklı. Ben sadece demokrasi diye girdiğimde 3.100 tane makale var ama bunlar çok enteresan konular. Yani eğitimdeki, sağlık eğitimdeki demokrasi hakları, hastalarla ilgili. Gerçekten hani demokrasi, efek ve help diye enterle girdiğimizde sadece 320 literatürümüz var. Bunların büyük bir bölümü derleme. Aslında çok ciddi çalışma ihtiyacımız var. Zaten gördüğünüz gibi 1975'lerde başlayan, işte bir makaleyle başlayan süreç şimdi biraz daha artmış vaziyette. Çalışmalardan bazıları, örneğin bu çalışma altta göremiyorsunuz. Rubik diye bir araştırmacının yine STEM'den destek alarak yaptığı bir çalışma. Çok fazla şey yapmayacağım ama bakın burada bazı değişkenleri kontrol ediyor. Zenginlik, eşitsizlik göstergeleri, kamu sektörünün büyüklüğü. Bunları kontrol ettikten sonra bile özellikle şöyle bakarsanız bu ölümlülükte farklı ekonomik durumlarda, bunlar zenginler, bunlar da fakirler, gerçekten aslında çok yüksek olduğunu her şey için görebiliyorsunuz. Ya da yaşam yıllarının yüksek grup, fakir grupta bile demokrasiyle ilişkisinde pozitif bir şekilde yaşam yıllarının arttığını biliyoruz. Şimdi bunu ölçmek çok zor. O yüzden biraz sonra da benim de atıfta bulunacağım makaledeki aslında dolaylı ve doğrudan yaklaşımı çok yenilikçi bir yaklaşım. Çünkü bu zamana kadar bu etki hep bebek ölümleri, çocuk ölümleri, anne ölümleri gibi parametrelerden yapılmış. Bizim aslında demokrasiyle özellikle güçlü tarafımız, baskı grubu oluşturabilmemiz, sosyal ağlar biraz önce konuşuldu, bilgiye ulaşımda daha iyi olanakların bu ortamlarda verilebilmesi, halkın gereksinimlerinin hükümetler tarafından daha iyi tanımlanabilmesi ve doğal olarak da güçlenme. Burada tabii her çalışmayla ilgili, bu çalışmanın, Rubin'in yaptığı çalışmanın atıfı buydu. Bu nedenle demokrasi çok işliyor deniyordu. Ama literatür tabii ki aslında karşılıklı tartışmayla gelişen bir şey. O zıtlıklar çok önemli. Hemen sonrasında bu çalışmayla ilgili bir yorumu size, editörün mektubu getirdim. İşte en büyük sıkıntımız aslında özellikle hocamın da belirttiği gözlemsel çalışmaların başta olmak üzere metodolojik kısmı. Korelasyonla çalıştığınızda özellikle nedensellik konusunda çok şey söyleyemiyorsunuz. Ama bunlar değersiz mi? Hayır, çok değerli çalışmalar. Çünkü böyle başlıyoruz, böyle ölçmek de çok zor. Şimdi gelinen noktada hani bebek ölümlülüğüne, çocuk ölümlülüğüne tabii ki bakalım. Ama dünyada şöyle bir trend var. Artık 30 ila 70 yaş grubunda 15 milyon prematür ilişkinden ölümünden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey.
İnsanlar gerçekten o toprakta doğuyorlar ve aslında o toprakta doğdukları anda yaşama hakları olan yılların yaşamıyorlar. Ve bunların büyük bir bölümünde düşük orta gelirli ülkelerde. Bunun tabii ki en büyük temelinde, bugün de hocamızın da, Kayan hocamızın atıda bunun eşitsizlikler var. Bunları mutlaka çalışmak gerekiyor. Şimdi bu çalışmanın, Bolki'yi okunuyor değil mi hocam? Bolki sanıyorum. Bolki ve işte en sonunda Saymon hocamızın, Bigde hocamızın oluşturduğu bir ekip. Aslında bu ekibin içeriğine de lütfen dönüp bakın. Burada felsefeci var. Saymon hocamız felsefeci. Onun dışında çok böyle hükümetten bir grup var ki onların da açılımları çok farklı. Onun dışında veri çalışan, çok özellikle veri çünkü bu kadar konuşup çalışabilmek başka bir uzmanlık gerekiyor. 170 ülkenin ölüm verisini inceliyorlar ve yaşam beklentisini şey yapıyorlar, odaklanıyorlar. Yaşam beklentisine odaklanmak son derece önemli. Şurada bir tek birkaç şey göstermek istiyorum. Bakın şöyle kardiyovasküler hastalıklarda ve özellikle taşıma yani transportla ilgili, ulaşımla ilgili kazalarda demokrasinin sadece şu maviler sadece demokrasiye atfedilen şeyler, nedensellik. Burada gördüğünüz gibi aslında sadece bunları baktığımızda çok yüksek oranlar. Bu ikisinde şu gayri safi milli hasıla, gayri safi milli hasılanın etkisinden bile büyük olduğu bu çalışmayla açıkçası gösterilmiş vaziyette. Yıllar içinde, çok özür dilerim slaytlarda şey biraz küçük olmak durumunda kaldı ama yıllar içinde aslında bu etkinin, bunlar demokrasi etkisi, yıllar içinde arttığını da izleyebiliyorsunuz. Çok önemli bir şey, yine burada özellikle yaşa standartiz, hep standartizasyon yapılmış çalışmada demokrasinin etkisine baktığınızda çok inanılmaz bir koruyuculuğu var. %9.64 ortalamayla şeyde kardiyovasküler hastalıklarla ilgili ölümlülükte koruyor. Gördüğünüz gibi güven aralığı da güvenilir bir güven aralığı. Bir başka önemli slide, çok hızlı geçiyorum ama burada aslında bu çalışmayı benden de ilgilenmiyor hocam varken tartışmalarda açabiliriz. En önemli ögelerden biri, bakın şurada eksi değerler ama bütün işte burada bütün demokrasiyle ilgili komplek ama şurada bakın bir şey yok. Eğer siz şey yapamıyorsanız, tam sözcüğü okuyayım diye şöyle bakıyorum, özgür ve adaletli bir seçim yapamıyorsanız, hakkaniyetli bir seçim yapamıyorsanız, o zaman böyle bir etki ortadan kalkıyor. Yani seçimlerin bu şekilde yapılması gerçekten çok değerli. Sonuç olarak bu araştırma bize neyi gösterdi? Şu anda 2019 yılının Nisan ayında yayınlandı ve bildiğiniz elimizdeki gerçekten en güçlü çalışma. Çok önemli bir şey daha yaptılar, onu da söylemek istiyorum burada. Topluma bilginin inmesi çok önemli. Biz bunu son zamanlarda mesela özetin abstract literatürde geçen şeylerle yapmaya çalışıyoruz. Bunlar artık dergiler tarafından basılıyor. Yani bilgi bir an önce topluma ulaştırılmalı. Araştırmacılar gerçekten inanılmaz bir medya kullanımı yapmışlar. Bütün gazetelerde, Guardian'da, New York Times'da vesaire, bir de internet ortamında izleyebileceğiniz webinarları var, tartışıyorlar. Ve bütün bir web sayfası var, bu web sayfasında interaktif verileri var. Aslında yani bizim araştırmamızın, araştırmacı kitlemizin nasıl gittiği, nereye gitmesiyle ilgili de çok önemli bir modelleme olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sadece 2016 yılına gelindiğinde 16 milyon ölümün önüne geçildiği düşünülüyor. Demokratik sadece doğrudan ve dolaylı etkileri tamamıyla ve bunun 14 milyonunu da orta ve az gelirli ülkelerde çünkü buradaki insanlar çok daha yüksek sayılarda kalınlık olduğu için etkileniyorlar. Onun dışında birçok da böyle biri var ama gayri safi milli hastalıktan da daha etkin olduğunu gösterilmesi bulaşıcı olmayan hastalıklarda özellikle çok önemli. Tabii hemen karşı görüşler ya da eleştirilerin gelmesi de çok doğal. Ama ben sadece bir tane bulabildim. Hocam sizin bilginiz var mı bilmiyorum. Bir tane, bu da zaten bilim insanı değil ama bilimle uğraşan bir gazeteci. Kendisi çok meşhur. Özellikle BMC grubunda okuması ve yorumlaması için yapılıyor. Aynı şekilde bir gözlemsel çalışma olduğu için aslında araştırma tipi nedensellik konusunda kısıtlı diyebiliyor, olabilir diyor. Bir de HIV dişlenmiş, yani yaşam boyu, yaşam beklentisini karıştırıcılığı çok yüksek olabilir diye HIV ölümleri dışlanmış. Onunla ilgili acaba bir taraf tutma meydana getirebilir mi diye bahsediyor. Ama bu kadar, onun dışında aslında gerçekten
oy veren insanların hükümetleri sağlığa daha fazla önem vermeleri zorlanılır ve son cümle biraz önce söylendi. Aslında teşviklerde demokratik yapının desteklenmesi önce